Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Koronavirüs aşısı için randevu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, analiz çalışmaları tamamlanan COVID-19 aşılarının uygulanmasında randevu sistemini anlattı. Profesör Doktor Kara, öncelikle e-nabız üzerinden veya sağlık kayıt sistemleri üzerinden aşı sırasının sizde olup olmadığını değerlendireceksiniz. Eğer yaşınız 65 yaşın üzerindeyse, sıranız geldiyse aşı olabileceğinizle ilgili bilgi çıkacak. Aşı sıranızın geldiğini gördükten sonra sistem üstünden randevu alacaksınız dedi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi, Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, analiz çalışmaları tamamlanan Çin menşeli aşıların yaygın uygulanmasına başlanacağını belirtti. Profesör Doktor Kara, hastaneler, aile sağlığı merkezleri dahil tüm sağlık kuruluşlarında yapılacak aşı uygulamasında randevu sistemini anlatarak öncelikle e-nabız üzerinden veya sağlık kayıt sistemleri üzerinden aşı sıranızın sizde olup olmadığını değerlendireceksiniz. Eğer yaşınızın 65 yaşın üzerindeyse, sıranız geldiyse aşı olabileceğinizle ilgili bilgi çıkacak. Ama bu sırada diyelim ki siz temaslısınız. O zaman şu anda temaslısınız. 10 gün içerisinde temasınız kalktığında tekrar sorgulayın denilecek. Tekrar sorguladığınızda aşı sıranızın geldiğini gördükten sonra bu sefer sistem üstünden randevu alacaksınız. İnternetten olabilir, cep telefonunuzdaki aplikasyondan olabilir ya da telefonla arayarak alabilirsiniz diye konuştu. Sistemi anlatan Profesör Doktor Kara, işlem olarak size şöyle sorulacak. Aşı sıranız gelmiş. Nerede aşı olmak istersiniz? Hastane mi, sağlık merkezi mi, yoksa aile sağlığı merkezinde mi olmak istersiniz? Onu seçeceksiniz. Seçtiğinizde de size o tarihe uygun aşı randevusu verilecek ve o saat içerisinde gittiğinizde aşı olduktan sonra 15 dakika merkezde bekleyeceksiniz. Ondan sonra telefonunuzdaki aplikasyonda sizin aşınızın gerçekleştirildiği ve bir sonraki aşı için randevunuz oluşturuluyor. Sonrasında da sistem otomatik olarak ertesi gün herhangi bir şikayetiniz oldu mu, olmadı mı, herhangi bir problem yaşadınız mı, yaşamadınız mı onu sorgulayacak. Böylece biz şunu görmüş olacağız. Şu ana kadar 100 kişi, 1000 kişi, 500 bin kişi aşı oldu. Ateşi olan olmadı. Bunu görmek hepimizin içinin rahat olması, hepimizin en azından daha güvenli hareket etmesini de sağlayacak ifadelerini kullandı. Aşının uygulanması büyük avantaj. Profesör Doktor Kara aşının etkinliğine ilişkin tartışmalara da değinerek eğer siz aşı oluyorsanız %78 oranında bu virüsü almıyorsunuz veya bu virüsle ilgili herhangi bir semptom geliştirmiyorsunuz ama hastaneye yatma, yoğun bakıma yatmayı önlemede çok başarılı. Bizim her aşı uyguladığımız kişide aşı tamamen etkili olacaktır diye bir beklentimizin olmaması lazım. Bir de bazı nedenlerle bazı kişilerin aşılara cevap vermeme ihtimali de var. Ama burada elde edilen veri çok kıymetli ve çok değerli. Ne bakımdan çok değerli? Hastaneye yatmıyorsunuz. Özellikle yoğun bakıma yatmadan neredeyse tamamen koruyucu. O bakımdan bu aşının uygulanması büyük bir avantaj sağlayacak dedi. Hangi aşı varsa sıradaki kişiye uygulanacak. Profesör Doktor Kara, Çin aşısının dışında BioNTech'in mRNA aşısının gelmesinin planlandığını kaydederek, aynı şekilde Türkiye'de testleri değerlendirilecek, 14 günlük bir süreç geçecek. Ondan sonra da sıralama hangi gruptaysa o gruptan o aşıların uygulanması başlayacaktır. Bugün elde ettiğimiz veriler bu aşıların güvenlik verilerinden oldukça iyi olduğu. Bizim araştırmacılarımızın açıkladıkları verilere baktığımızda inaktif aşı için güvenlikleri, etkinliği çok iyi. Brezilya'nın açıkladığı verilere bakınca güvenlik tarafı çok iyi. Etkinlik tarafında da en azından iyi olduğunu görüyoruz. Hafif hastalığı önlemede %78 etkinlik çok iyi ama ağır hastalık, hastaneye yatma, yoğun bakıma yatmayı etkilemede ise çok başarılı. Böyle verileri görünce şuna karar vermek lazım. Hangi aşıya ben hangi anda ulaşıyorsam onu sıradaki gruba uygulamam lazım diye konuştu.
Değerli izleyicilerimiz, böyle önemli bilgilere, faydalı bilgilere, faydalı videolara anında ulaşabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Koronavirüs aşısı için randevu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, analiz çalışmaları tamamlanan COVID-19 aşılarının uygulanmasında randevu sistemini anlattı. Profesör Doktor Kara, öncelikle e-nabız üzerinden veya sağlık kayıt sistemleri üzerinden aşı sırasının sizde olup olmadığını değerlendireceksiniz. Eğer yaşınız 65 yaşın üzerindeyse, sıranız geldiyse aşı olabileceğinizle ilgili bilgi çıkacak. Aşı sıranızın geldiğini gördükten sonra sistem üstünden randevu alacaksınız dedi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi, Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, analiz çalışmaları tamamlanan Çin menşeli aşıların yaygın uygulanmasına başlanacağını belirtti. Profesör Doktor Kara, hastaneler, aile sağlığı merkezleri dahil tüm sağlık kuruluşlarında yapılacak aşı uygulamasında randevu sistemini anlatarak öncelikle e-nabız üzerinden veya sağlık kayıt sistemleri üzerinden aşı sıranızın sizde olup olmadığını değerlendireceksiniz. Eğer yaşınızın 65 yaşın üzerindeyse, sıranız geldiyse aşı olabileceğinizle ilgili bilgi çıkacak. Ama bu sırada diyelim ki siz temaslısınız. O zaman şu anda temaslısınız. 10 gün içerisinde temasınız kalktığında tekrar sorgulayın denilecek. Tekrar sorguladığınızda aşı sıranızın geldiğini gördükten sonra bu sefer sistem üstünden randevu alacaksınız. İnternetten olabilir, cep telefonunuzdaki aplikasyondan olabilir ya da telefonla arayarak alabilirsiniz diye konuştu. Sistemi anlatan Profesör Doktor Kara, işlem olarak size şöyle sorulacak. Aşı sıranız gelmiş. Nerede aşı olmak istersiniz? Hastane mi, sağlık merkezi mi, yoksa aile sağlığı merkezinde mi olmak istersiniz? Onu seçeceksiniz. Seçtiğinizde de size o tarihe uygun aşı randevusu verilecek ve o saat içerisinde gittiğinizde aşı olduktan sonra 15 dakika merkezde bekleyeceksiniz. Ondan sonra telefonunuzdaki aplikasyonda sizin aşınızın gerçekleştirildiği ve bir sonraki aşı için randevunuz oluşturuluyor. Sonrasında da sistem otomatik olarak ertesi gün herhangi bir şikayetiniz oldu mu, olmadı mı, herhangi bir problem yaşadınız mı, yaşamadınız mı onu sorgulayacak. Böylece biz şunu görmüş olacağız. Şu ana kadar 100 kişi, 1000 kişi, 500 bin kişi aşı oldu. Ateşi olan olmadı. Bunu görmek hepimizin içinin rahat olması, hepimizin en azından daha güvenli hareket etmesini de